5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 105 birinci soru. Ayşe eşit büyüklükteki iki tepsi börek yapmıştır. Tepsinin birini 24 eş dilime diğerini 12 eş dilime ayırmıştır. Misafirler için hazırladığı iki tabağa eşit miktarda börek koymuştur. Tabaklardan birine 24 eş dilime ayrılmış tepsideki börekten 14 dilim koymuştur. Buna göre diğer tabağa 12 eş dilime ayrılmış tepsideki börekten kaç dilim koyacaktır? Evet birinci tepsi arkadaşlar 24'e bölmüş. İkinci tepsiyi 12 parçaya bölmüş. Evet bundan arkadaşlar 14 dilim koyduysa arkadaşlar. Bundan da bunun yarısı 7 dilim koyması gerekiyor arkadaşlar. Eşit olması için. İkinci soru aşağıdaki modellere karşılık gelen kesirleri yazınız. Yazdığınız kesirlere denk kesirler oluşturunuz. 1, 2, 3 tam. 3 tam. 2 bölü 4. Bunu bileşik kesire çevirelim. 3 4, 12. 14 bölü 4. Bunu denk kesir yaptığımız zaman arkadaşlar. 7 bölü 2 sadeleştirebilirim. Ya da 3 ile çarpıp 21 bölü 6 da yapabilirim. Buna bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 bölü 8. 22 bölü 16 denktir. 3. soru aşağıdaki kesirleri genişleterek denk kesirler oluşturunuz. 2 tam 3 bölü 7. Bunu bileşik kesire çevirip ilk kere 7. 14, 17 bölü 7. 2 ile çarp 34 bölü 14. 22 bölü 9. Genişletelim 2 ile 44 bölü 18. 3 bölü 10. 2'yi de genişletelim. 6 bölü 20. Dördüncü soru. Aşağıdaki kesirleri sadeleştirerek denk kesir oluşturalım. 51, 21. 3'e böldüğümüz zaman arkadaşlar. 17 bölü 7. 2 tam. 3 bölü 15. Bileşik kesre çevirelim. Öncelikle 30. 33 bölü 15. ikisinde bölen 3 var. 11 bölü 5. 12 bölü 21 3'e böldük 4 bölü 7 Beşinci soru yandaki bütün eş parçalarından bir kısmı boyanmıştır Eş parçalardan kaç tanesini daha boyanırsa şeklin 3'te 2'si Boyanmış olur Tüm parçaların ne kadar arkadaşlar burada 2 4 4 8 12 16 20 24 24 bunun 2 bölü 3'e Denk olması için arkadaşlar 308'e çaptım, çarptım. 24, 2'ydi 8'e çarptım. 16. Yani benim toplam 16 parçam boyalı olması gerekiyor. Kaç tane boyamam gerekiyor? 2, 4, 6, 7 tanesi boyandığı için 16'dan 7 çıkarttım. 9 tanesi daha boyanması gerekiyor. 6. soru. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış bir kısmı boyanmış bütünler verilmiş. Her bütünün bir parçası daha boyandığında 1 bölü 4 kesine denk gelen modeli. Evet birincisine bakalım. Burada bir tane daha boyadığım zaman benim e, tüm parçalarım 4, 8, 12, 16, 20. Kaç tanesi boyanmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 20. 1 bölü 4'e denk mi arkadaşlar? 20'yi 5'e böldüm. 4, 5'i 5'e böldüm. 1, 1 bölü 4 denk. Buna bakalım arkadaşlar. 4, 8, 12, 16. 2, 4, 5, bir tane daha boyadık. 6, 6 bölü 16, 1 bölü 4 e denk değil. 3, 6, 9, 12 parçam var. Bir tane daha ekledim. 3, 3 bölü 12 arkadaşlar. 1 bölü 4'e de denktir. Geldik buraya arkadaşlar. Zaten 1 bölü 4, 3 bir tane daha boyadık. Mı? 2 bölü 4 olur. 2 tane kesirimizi bulmuş olduk. Sayfa 108. 4 bölü 19, 12 bölü 19, 7 bölü 19 bunları Büyükten küçüğe sıralayacağım. Paydalar eşit olduğu için arkadaşlar payı büyük olan daha büyüktü. Yani 12 bölü 19 büyüktür, 7 bölü 19 o da büyüktür, 4 bölü 19. B'de ise paydalar eşit, paydalar eşit olduğu zaman bunun tam tam tersiydi. Paydası küçük olan daha büyüktü. 23 bölü 7 büyüktür, 23 bölü 11 o da büyüktür, 23 bölü 14. C'de hepsinin 2 tam 2 tam 3 tam verilmiş arkadaşlar. 3 tam 1 bölü 9 zaten büyük en büyüktür. Geldik buraya 2 tam 8 bölü 9 2 tam 3 bölü 9. Burada 8 bölü 9 ile 3 bölü 9'u karşılaştırıyorum. Burada basit kesir olduğu için payı büyük olan daha büyüktü. Yani 2 tam 8 bölü 9 büyüktür. 2 tam 3 bölü 9. İkinci soru. Aşağıdaki eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen kesirleri noktada yerli yazınız. Bu kesirleri büyükten küçüğe sıralayınız. Bakalım burada arkadaşlar. 2 tam paydam 4. 2 tane salınmış. 2 tam 2 bölü 4. Burada da 2 tamım var yine. Paydam yine 4. Bir tane salınmış. Yine iki tamım var. Burada da 3 tane salınmış. Paydam yine 4. 2 tam 2 bölü 4. 2 tam 1 bölü 4. 2 tam 3 bölü 4. Hepsinin tam kısmı aynı. Basit kesirlere bakıyorum. Paydalar 4 olduğu için payı büyük olan daha büyüktü. Zaten şekilden de anlayabilirsiniz. 2 tam 3 bölü 4 büyüktür. 2 tam 2 bölü 4 o da büyüktür. 2 tam 1 bölü 4. Sayfa 109 doğru yanlış. 3 bölü 12 küçüktür. 5 bölü 24. 12 2 ile genişlettik. 24, 3'ü 2 ile genişlettik. 6 olması gerekiyor. Yani aslında burası arkadaşlar 6 bölü 12 gibi özür dilerim 6 bölü 24 gibi düşünün. 6 bölü 24 ve 5 bölü 24 hangisi büyük arkadaşlar? Paydaları eşit olduğu için payı büyük olan büyüktür. Yani 6 bölü 24, 3 bölü 12, 5 bölü 24'ten büyük ama burada küçüktür dediği için bu ifade yanlış. 2 tam 1 bölü 4, 2 tam 3 bölü 4 tam kısımları eşit olduğu için 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü karşılaştırıyorum. Paydaları eşit olduğu için payı büyük olan daha büyüktü. Bu ifademiz doğru. 11 bölü 9, 13 bölü 18. Burada paydaları eşitleyelim arkadaşlar. Burasını ben 22 bölü 18 olarak düşüneyim. 22 bölü 18 ile 13 bölü 18'i karşılaştırdık arkadaşlar? 22 bölü 18 daha büyüktür. Burada küçüktür vermiş. Yanlış. 7 bölü 16 büyüktür. 5 bölü 18. Paydaları eşitlediğiniz zaman arkadaşlar burayı ben 10 bölü 16 gibi düşüneyim. 7 bölü 16 büyük, 10 bölü 16 büyük. Paydaları eşit olduğu için 7 bölü 16 küçük olması gerekiyor. Burada büyük vermiş. Yanlış. 9 tam 2 bölü 7, 9 tam 5 bölü 14. Tamlar aynı olduğu için basit kesirle bakalım. 2 bölü 7 büyük, 5 bölü 14 büyük? Payda eşitlendik mi arkadaşlar? Burası 4 bölü 7 olur. 4 bölü 7 büyük? Özür dilerim. 4 bölü 14 mi olur? 5 bölü 14. 4 bölü 14 daha küçüktür. Zaten burada da küçük vermiş. Bu ifadem doğru. İkisi yine 5 tam. 5 bölü 15. 2 bölü 5. Bunu 3 ile genişlettim arkadaşlar. 6 bölü 15 olur. 5 bölü 15. 6 bölü 15'ten büyük değildir. Küçüktür bu ifade de. Yanlış. Sayfa 112. soru. Aşağıdaki veriler sembolleri yerine yazılacak kesirleri Büyükten küçüğe doğru sıralandı. Baştan ikinci kesir üçgenmiş. Biz önce arkadaşlar bunları büyükten küçüğe bir sıralayalım. Paydaları bakın hep 3'ün katı. 3, 12, 6, 24. Bu şekilde arkadaşlar payı ve paydası eşit olmayan kesirlerde paydaları eşitleyerek daha rahat sıralama yapabiliriz. Hepsini 24 ile eşitleyeyim arkadaşlar. Burayı 8 ile, burayı 2 ile, burayı 4 ile genişletiyorum. Ne oldu arkadaşlar? Burası 8 bölü 24. Burası 18 bölü 24. Burası 20 bölü 24. Burası zaten aynı 17 bölü 24. Şimdi bunları büyükten küçüğe sıraladık mı? paydaları eşit olduğu için payı en büyük olan 20 bölü 24. Yani arkadaşlar 5 bölü 6 en büyüğü. Daha sonra 18 bölü 24 yani 9 bölü 12. Sonra 17 bölü 24 ve en sonda 1 bölü 3 var. İkinci kesir yıldızmış. Yani 9 bölü 12 yıldız. Sondan birinci kesir kareymiş. 1 bölü 3'te kare. Bu sembolde yerine yazılan kesirler küçükten büyüdür. O sırada baştan ikinci kesir. Burada da küçükten büyüyor sıralandığında. Baştan ikinci kesir. Tersten bakalım arkadaşlar. Yani şurası da kırmızı olan. Geriye ne kaldı? Üçgen kaldı. Üçgen de en baştaki arkadaşlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.